Furkan Hoca ile Tarih Kanalı'ndan hepinize merhaba sevgili gençler. Ee, sizlerle birlikte TT Tarih Kampı'na kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki konumuz nedir? Osmanlı kuruluş dönemine ne, yap ne yapacağız sevgili gençler? Bakacağız. 1202-1453 yılları arasında biliyorsunuz ki kapsıyor Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi. İlk başta bakalım. Osmanlı Devleti kurulduğu sıralarda genel bir e, neye bakalım? Duruma bakalım arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti kurulduğu sıralarda arkadaşlar bir... Balkanlarda ve Anadolu'da siyasi birlik yoktur. Hocam bu siyasi birlik yoktur e, kelimesinden ne anlamalıyız? Sevgili gençler, siyasi birlik yoktur kelimesinden ne anlayacaksınız? Yani bir tek devlet yok. Birden fazla ne var? Devlet var. Arkadaşlar o yüzden o noktada e, hem Anadolu'da hem Balkanlarda ne yok diyoruz? Siyasi birlik yok diyoruz. Birden çok devlet olduğu için. 1220'li yıllardan itibaren de arkadaşlar biliyorsunuz ki artık Moğollar Özellikle ne yapacak? Anadolu Anadolu'ya e, arkadaşlar istila yapacak. Ve bu istilalardan sonra ise e, ne olacak? Anadolu'ya yoğun bir Türk göçü yaşanacak. Batı'ya doğru arkadaşlar. Batı'ya doğru yoğun Türk göçü yaşanacak. Özellikle 1243 Köse Dağ Savaşı'ndan sonra e, Batı'ya doğru ne yaşanmış? Büyük bir Türk göçü yaşanmıştır sevgili gençler. 1243 tarihini unutmuyoruz. Köse Dağ Savaşı'nı bu yönüyle Şimdi özellikle Osmanlı Devleti arkadaşlar göç noktasında bayağı bir akıllıca davrandı. Niye? Çünkü özellikle Osmanlı Devleti'nin yayıldığı saha neresi? İlk başta Balkanlardır. Bakın Anadolu değildir. İlk başta Balkanlara yayılıyor Osmanlı Devleti. Ve İskan politikasıyla, İskan siyasetiyle ne yapacak Osmanlı Devleti? Anadolu'daki Türkmenleri Balkanlara yerleştirecek ve Balkanların neyini sağlayacaktır? Türkleşmesini sağlayacaktır sevgili gençler. Hangi politikayla bu? İskan politikasıyla Osmanlı bunu ne yapmıştır? Akıllıca davranıp bunu sağlamıştır sevgili gençler. Şimdi daha önce bahsettik Kösedağ Savaşı bizim için yine önemlidir sevgili arkadaşlar. Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılış sürecine girmesine sebep olmuş arkadaşlar ve Anadolu'da ne başlamıştır? Moğol hakimiyeti, egemenliği başlamıştır. Moğol devleti dediğimizde o dönemde arkadaşlar İlhanlar İran coğrafyasında kurulmuştu. Moğol devleti normalde 4 parçaya ayrıldı. Cengiz Han paylaştırdı. İlhanlar, Altın Orda, Çağatay ve Kubilay Han'da olmak üzere özellikle Anadolu'ya gelen kim? İlhanlar diyeceğiz. Anadolu'ya egemen olmuştur. Ve Anadolu'daki bütün devletler ne yapacak İlhanlara? Vergi ödemek zorunda kalacaklardır sevgili gençler. Adeta Selçuklu Devleti'nin ne yaptı? Vassal duruma getirdi İlhanlar. Ee, ne zamana kadar sürüyor hocam bu? Özellikle biliyorsunuz ki Memlük Devleti e, Elbistan ve aynı Calut savaşlarıyla ne yaptı? Moğolları yani İlhanları yendi ve 14. yüzyılın başlarında e, Anadolu'daki nüfuzu e, sürdü ve bu zamandan sonra da sona erecektir İlhanlı Devleti'nin. Bu dönemde 14. yüzyıla baktığımız zaman ise Ege'de ve Akdeniz'deki durum nedir? Ege'de Akdeniz'de özellikle iki tane devletimiz var arkadaşlar. Ege Akdeniz'e ticaretle uğraşan e, baktığımız zaman Ege Akdeniz'de Venedikler, Karadeniz'de ise Cenevizler. Yani iki tane devletimiz Ege Akdeniz'de Venedikler, Karadeniz'de de Cenevizler ne yapacaktır? Etkili olacaktır buradaki ticaretlerde. Arkadaşlar zaten Venediklerle ve Cenevizlerle mücadelelerimiz ne olacaktır? Olacaktır. Karadeniz'in kuzeyine baktığımız zaman ise burada ne var? Altın Orda Devleti var. Hocam Altın Orda Devleti bizim için önemli. Önemli. Niye önemli? Arkadaşlar Ankara Savaşı'nın anlatmadan önce yine değineceğiz. Sevgili gençler Rusları Rusları başımıza bela eden Timur'dur. Niye? Çünkü Karadeniz'in kuzeyinde yer alan Altın Orda Devleti'ne son verince... Ee, Ruslarla ne olduk? Biz komşu olduk ve Ruslar artık nereye inecek? Sıcak denizlere inmeye başlayacaktır. Yani Altın Orta Devleti'ne e, son vermesi Timur'un e, Rusların başımıza bela olmasına sebebiyet verecektir. Mısır, Suriye, Filistin bölgesinde ise kim hakimdi? Memlük Devleti hakimdi. E, bu bölgeleri biz Yavuz Sultan Selim döneminde ne yapacağız? Hakimiyet sağlayacağız. Memlük Devleti'nin son vererek bunları detaylı işleyeceğiz daha sonra. Şimdi Bizans sınırına baktığımız zaman ise arkadaşlar Bizans'ın toprağı bayağı büyüktü. Anadolu'da da vardı. E, ama özellikle Osmanlı Devleti'nin biliyorsunuz ki fetih siyaseti nereye yöneliktir? Balkanlara yöneliktir arkadaşlar. Balkan Bizans üzerinedir. Bizans üzerinedir. O yüzden e, Bizans'ın sınırları ne olacaktır? Daralacaktır Osmanlı'nın bu politikasından dolayı. Anadolu'da arkadaşlar Kocaeli Yarımadası dediğimiz ada. Güney Marmara dediğimiz bu bölgeler, Batı Anadolu kıyılar dediğimiz ve Ege Adaları'nın bir kısmı Bizans'ın elindeydi Osmanlı'nın kurulduğu sırada. Şimdi Osmanlı'nın kurulduğu sırada bulunan önemli devletler. Hocam bunlara biz ne diyoruz? Çağdaş devletler. Çağdaş, Osmanlı'nın çağdaş olduğu devletler. Yani aynı dönemde yaşadığı devletler diyoruz. Çağdaş olmak budur. Çağdaş olmak bu sevgili gençler. Aynı dönemde yaşamak demek yani. Şimdi Osmanlı Devleti kimlerle aynı dönemde e, hüküm sürdü? İlhanlar arkadaşlar. İlhanlar varken Osmanlı'da vardı. Türkiye Selçuklu Devleti 1308'de yıkıldı. Osmanlı 1302'de kuruldu. 6 senede olsa nedir arkadaşlar? Çağdaşız. Anadolu Beylikleri, Ceneviz, Memlükler, Altın Orda, Bizans, Trabzon Rum İmparatorluğu, Bulgar Devleti, Macar Krallığı, Sırp Krallığı ile Osmanlı Devleti nedir? Çağdaştır. Aynı dönemde ne yapmıştır? Yaşamıştır arkadaşlar. Şimdi burada neyimiz var? Bir notumuz var. Şimdi Anadolu ve Balkanlar'da siyasi karışıklıkların yaşanması, güçlü siyasi yapıların olmaması Osmanlı Devleti'nin kısa zamanda büyümesini ne yapacaktır arkadaşlar? Güçlü bir imparatorla dönüşmesini sağlayacaktır. Yani aslında Osmanlı'nın kurulduğu noktada, kurulduğu sıralarda Anadolu'da Balkanlar'daki bu karışıklıklar en çok bizim işimize yarayacak. Yani Osmanlı Devleti'nin güçlenmesine, güçlü bir imparatorluğa dönüşmesine ne yapacaktır? arkadaşlar katkı sağlayacaktır. Her şey bizim için bizim lehimize gitti o dönemde kurulduğumuz sırada. Şimdi Osmanlı Devleti'nin küçücük bir beylikti değil mi arkadaşlar? Osmanlı, e, Osman oğulları beyliği normalde çoban oğulları beyliğine bağlı yaşıyordu. Hatırlayın bakın bu sınavda soruldu bir kere. Osmanlı beyliği belli bir süre hangi beylik içerisinde yaşamıştır diye. Çoban oğulları beyliğini unutmayacaksınız bu yönüyle. Bakın sınavda sorar AYT'de. TYT'de çıkmaz belki ama AYT'ye girecekleri için kritik bir bilgidir. Çobanoğulları Beyliği'nde Osmanlı yaşadı ilk kurulduğu yıllarda. Arkadaşlar şimdi yani küçücük bir beylik 400 çatılık bir aşiret nasıl oluyor da bu kadar büyüyor kısa sürede. Şimdi bir merkeziyetçi bir yapıya sahip olmamızdan dolayı arkadaşlar kısa sürede büyüdük. İki Anadolu'nun batı kısmında kurulmasın. Yani şimdi Moğol baskısı geliyor ama Moğol baskısı arkadaşlar bakın şurası Türkiye haritası olarak düşünün. Nereye kadar? Sivas'a kadar arkadaşlar. Moğol baskısı Sivas'a kadar. Şimdi Osmanlı Devleti'nin kurulduğu yer neresi? Bitinya. Söğüt-Domaniş dediğimiz yer. Ya Şimdi Moğol baskısından uzağız arkadaşlar. Ve ee, arkadaşlar bu Moğol baskısını az hissetmemiz yine kısa sürede kısa sürede büyümemizin bir diğer nedeni arasında yer alıyor. Daha sonra ne demiştik? İskan politikası, iskan siyaseti. Neydi hocam bu? Anadolu'daki Türkmenleri Balkanlara yerleştirme politikasıydı. Özellikle 1243 arkadaşlar Köse Savaşı'ndan sonra artık oradaki Türkmenlerin hepsi kaçmaya başlıyor. Kaçıyorlar ee, ve Osmanlı Beyliği e, arkadaşlar bu Türkmenleri ne yapacaktır? Balkanlara yerleştirip Balkanların Türkleşmesini sağlayacaktır. Yani orada kalıcı olmasını Osmanlı Devleti'nin ne yapacaktır? Sağlamış olacaktır. İskan'ı anlamışsınızdır umarım arkadaşlar. Ee, çok kolay bir e, konudur. İskan politikası çok kolay. Anadolu'daki Türkmenleri hop nereye yerleştiriyoruz? Balkanlara yerleştiriyoruz sevgili gençler. Şimdi Osmanlı Devleti tamam yerleştirdi. ...Balkanlara yerleştirdik. Okey. Ee, şimdi Osmanlı Beyliği orada nasıl kalıcı olacak? Arkadaşlar siz orada şayet orada yaşayan halkla, bakın orada yaşayan halka hoşgörülü davranırsanız. Buna ne diyoruz? Biz istimalet politikası diyoruz. Hoşgörülü davranıyor Osmanlı Devleti. Oradaki halka. Adaletli davranıyor. Yani sen oradaki bir halk olsan Osmanlı sana adaleti davranıyor hoşgörülü davranıyor. Yani sen 1402'deki Ankara Savaşı'ndan Osmanlı direkten dönüyor değil mi? Ya ayrılmak ister misin Osman'dan? Hayır. Niye? Çünkü adaletli davranıyor. Diğer devletlere nazaran daha adaletli davranıyor. O yüzden ben olsam ben de ayrılmak istemezdim Osman'dan. Ki oradaki Balkan ulusları da ne yapmayacak? Ayrılmayacak arkadaşlar Osmanlı'nın bu hoşgörü politikasından ötürü. Ahilerin desteği arkadaşlar bu dönemde ne yapacaktır? alınacaktır Osmanlı'nın kısa zamanda büyümesinin bir paşacan nedenidir. Devlet adamlarının iyi yetişmiş olması. Sevgili gençler, Osmanlı'nın aslında kısa zamanda bu kadar büyüyüp devlet haline gelip devletten imparatorluk vasfına ulaşması özellikle ilk 10 padişahı neredeyse tamamı o kadar yetenekliler ki arkadaşlar o kadar iyi yetişmişler ki Osmanlı devletinin kısa sürede büyümesinin Bence en başlıca sebebi budur. Yani iyi padişahlarımızın olması ilk başta. İkon padişahımızın iyi olmasından ötürü. Arkadaşlar bu durum ne yapacaktır? Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp imparatorluğa ne yapacaktır? Ulaştıracaktır. Şimdi özellikle Bizans'la sınır komşusuyuz biliyorsunuz ki. Hocam Bizans bu dönemde e, ne ayak? Ne ayak bu dönemde Bizans? Arkadaşlar bu dönemde Bizans inanılmaz taht kavgalarıyla uğraşıyor. Yani kendi içerisinde aslında ne yapıyor? Merkez otoritesi çok zayıflı arkadaşlar. Çok zayıflı. Kimin içine yarar bu? Tabii ki de bizim işimize yaramaz mı? Yarar. Zayıf bir Bizans'a ne yaparız arkadaşlar? Her savaşı yenmez miyiz? Yeneriz. Ne yaptık arkadaşlar? Her savaşı neredeyse Bizans'a karşı yapıp yendik. Ve topraklarımızı da genişlettik. Şimdi bu dönemdeki gaza-ciyat anlayışı. Gaza anlayışı ve cihat anlayışı nedir sevgili gençler? Allah'ın adını her tarafa ne yapmak istiyoruz? Yaymak istiyoruz. Yani İslamiyet'i yaymak istiyoruz. O yüzden cihat yapıyoruz biz. Buna da ne diyoruz? İlahi kelimetullah diyoruz. Yani Allah'ın adını her yere yaymak istiyoruz. Ha hocam bu, bu askerlerimiz sadece... Gazaciyat için mi savaşı? Hayır arkadaşlar. işin ucunda ne var? Bir de para var. Para içinde de ganimet elde etmek için de ne yapıyor askerlerimiz? Savaşıyor. Sadece gazaciyat için dersek yanlış söylemiş oluruz. E, i̇şin ucunda ganimet de olduğu için e, ikisi bir yanda ne olacaktır arkadaşlar? Artık ganimet diyoruz. Osmanlı'nın kısa sürede büyümesinde etken olacaktır. Bu dönemde tımar ve devşirme sistemlerinin etkili bir şekilde uygulanması. Bunlara detaylı gireceğiz zaten. Tımar sistemi Arkadaşlar devlet ne yapacak maaş karşılığı toprakları verecek ve bu toprakların işlenmesini sağlayacak sürekli işlenmesini sağlayacak ve ekstra olarak bir de atlı asker yetiştirilmesini sağlayacak. Yani bedavadan asker geliyor tımar sisteminden. Devşirme sistemi nedir? Devşirme sistemi arkadaşlar Hristiyan çocukları 8 ila 18 kimi kaynaklara göre 8 ila 20. Bu yaş aralığı değişemez. ama genel kanal 8-18'dir. Bu çocukları ne yapıyorduk biz? E, alıp, tabii gönüllü alıyoruz o Hristiyan aileden. Zorla almıyoruz, gönüllü gidiyoruz. E, bir komisyon, belirleyen komisyon gidiyor Hristiyan köylülere, ailelere. Arkadaşlar, gönüllü olarak da onlar zaten normalde bir tane şart var. Yani bir erkek çocuğu şartı. Ama diğer arkadaşlar, atıyorum bir ailenin 5 çocuğu var erkek. O aile diyor ki 5'ini de al diyor. Niye? Çünkü işin ucuna yine para var arkadaşlar. Oğlunun hayatı kurtulacak diye düşünüyor Hristiyanlar. E, o yüzden ama Osmanlı ne yapmış bunu? bir e, de tutmuş bunu. Yani her aileden bir çocuk genellikle. Bu bir çocuğu. Daha sonra biz e, ne yapıyoruz? E, sevgili gençler. E, Türk ailelerin yanlarına yerleştiriyoruz. Burada bu çocuk hem Türklüğü öğreniyor hem İslamiyet'i öğreniyor. Daha sonra e, çok yetenekliyse bu çocuk, çok zeki ise ne yapıyoruz? Saray alıyoruz. Oradan yetişiyor, yetişiyor. Sadrazam daha kadar yükselebiliyor. Buna dikey hareketlilik diyorduk. Eğer çok yetenekli değilse de askere alınıyordu. Acemi olanlar ocağına. Oradan da Yeniçeri ocağına geçiyordu bu kişiler. Bunları detaylı işleyeceğiz sevgili gençler. Şimdilik sadece üstün körü söylemiş olalım. Şimdi Osmanlıların kökeni. Osmanlı biliyorsunuz ki Oğuzların Bozok kolundandır. Kayı boyuna mensuptur. Kayı boyunun simgesi de budur sevgili arkadaşlar. Kayı'nın e, kelime anlamı da sağlam güç kuvvet anlamına geliyormuş. Şimdi Osmanlı'nın Anadolu'da Erpah'sı ilk yer aslında Söğüt-Doman değildir. Osmanlı arkadaşlar Ahlat'tan girmiştir normalde. Ahlat'tan giriyor. Daha sonra Ertuğrul Gazi döneminde o dönemde Anadolu Selçuklu Devleti'nin başında Alaaddin Keykubat var. Alaaddin Keykubat ne yapıyor? Ankara'nın Karaca'da, Karacadağ bölgesine yerleştiriyor. Bir süre sonra da e, sınır boyu olarak e, arkadaşlar sınır boyuna kimi yerleştiriyor? Osman e, oğulları Beydi'ni yerleştiriyor. Bu bölge neresidir? Söğüt-Domaniş'tir. Bu bölgede aynı zamanda Bitinya adını veriyoruz arkadaşlar. İznik çevresidir aslında Söğüt-Domaniş. Şimdi Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Beyliği'nin kuruluşu ile ilgili ortaya atılan tezler. Mebin kitabında yer alan tezlerdir. Ne olur ne olmaz. E, bilmek lazım bunları. Şimdi e, yabancı yazarımız var Paul Wittek. E, Paul Osmanlı'nın kuruluşunu gaza teziyle açıklıyor arkadaşlar. Yani e, İslam'ın sınırlarını genişletmek çabası olan gaza ile ee, ne demiş devlet askeri fetihlerle ganimet elde etmeyi amaçlamıştır diyor kendisi. Yani Osmanlıların kayıyla bir alakası yok diyor. Yani Osmanlı kayıdan değil diyor Paul ee, sevgili arkadaşlar. Fuat Köprülü, Mehmet Fuat Köprülü ordinaryustur kendisi. Tarihçimizdir. Ee, onun kurulup Osmanlı'nın kurulup gelişmesinde özellikle gaza ruhunun e, etkili olduğunu söylüyor arkadaşlar. Osmanlı hükümdallarının yetenekli olduğunu e, ne yapıyor? ileri sürüyor Fuat Köprülü. E, şu kesme dikkat diyoruz sevgili gençler. Bu bir kere ÖSYM tarafından soruldu. E, dedi ki e, aşağıdakilerden hangisi? E, grup verdi arkadaşlar bunları. Hangisi yer almaz diye sordu. E, bakıldığı zaman Gazi Anurum var. Anadolu gazileri anlamına geliyor. Rum Anadolu demek. Anadolu gazileri. Ahi Anurum Anadolu ahileri gibi e, kurabiliriz cümlemizi. Bacıhan Rum Anadolu kadınları, Abdalhan Rum Anadolu dermişleri, Anadolu erenleri olarak adlandırılıyor. Bir de evladı Fatiha'nı vermişti. Arkadaşlar Fatih'in evlatları o Balkanlarla ilgiliydi arkadaşlar. Anadolu'da değil. burada bu dört grubu bilmemiz gerekiyor. Cevabımız da evladı Fatiha'ndı. O dönemde sorduğunda Hüseyin'e. Halil Nalcık tarihçilerin kutbudur kendisi Şeyhül Müverrihin unvanına sahiptir 2016'da ölmüştür 100 yaşında tam. E, Paul Wittke'in tezini benimsiyor ama yetersiz buluyor. E, uçlardaki sosyal değişime dikkat çekiyor arkadaşlar. E, bakıldığı zaman Moğolların önden kaçan Türkmenlerin Bizans'ına dayanması ve bu nüfus potansiyelinin kayıbı boyu tarafından iyi yönlendirilmesini kabul etmiştir rahmetli Halil İnalcık sevgili gençler. Şimdi kuruluş dönemi padişahlarımıza geldiğimizde ise şimdi kaç tane padişahımız var? Arkadaşlar Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım Beyazıt, Çelebi Mehmet, 2. Murat. Toplamda kaç tane? 6 tane kuruluş döneminde padişah padişahımız var. 1202'de Osman Bey ile başlayacağız. Orhan Bey, 1. Murat, 1. Bayezid, Çelebi Mehmet, 2. Murat'ta kuruluş dönemini bitireceğiz sevgili arkadaşlar. En son şu not kısmıyla not kısmımızı söyleyelim. Bu videomuzu burada bitirelim. Daha sonra Osman Bey ile başlayacağız sevgili gençler. Şimdi not kısmımızda Osmanlı hakkındaki ilk tarihi bilgiler nerede yer alıyor? Yahşi Fakihin Menakıb Namesi'nde yer alıyor ama bu eser günümüzde mevcut değil gençler. Bugün elimizde olan ve Osmanlı'nın kuruluşu ile ilgili bilgi veren en eski kaynak Ahmedi'nin İskender Namesi'dir sevgili gençler. Bunları da söylemiş olalım. Bunlar birbirinin kitabında yer alan bilgiler değil. Sevgili gençler. Evet. Ee, bu videomuzu burada bitirelim sevgili gençler. Daha sonra Osman Bey ile inşallah ne yapacağız? Başlayacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.